Hayır, ben o anlamda sormadım. Yani çamurla uğraşırsanız bir nokta gelir, yeni bir yere geçmek istersiniz. Bence burada öyle bir yeni bir yere geçme, benim şu anda hani bayağıdır yapıyorum, öyle bir ihtiyaç hissetmedim. Ancak sır konusunda onu çok yaşıyorum. Her an bir sır denemesindeyim, her an yeni bir sır araştırmasındayım. Çünkü sonu yok. Her bir renkle bir rengi karıştırdığında bambaşka şeyler çıkıyor. Orası dipsiz kuyu benim için. Farklı malzemeler deniyorum. Seramikte bronza gidiş yok aslında. Heykelde daha çok bronz. Yani heykel yaptıktan sonra onu bronza dökmek var. Yani seramikte daha çok fırınlama tekniği olduğu için fırınlamadan sonra bronza dökmek gibi bir durum yok. Anladım. Ama hani heykel de yapabilirim, onu bronza da dökebilirim. Ama ben rengi seviyorum. Ve o renklerin fırında sırlarla alacağı yeni hali Ay görmek. Evet, evet, çok heyecanlandırıyor beni. Bir yani, de kullandığınız şu aletleri gösterebilir misiniz? Tabii. Mesela en sevdiğim aletleri göstereyim. Şu, mesela. Şöyle içini mesela temizlemek ve almak için. Böyle. Evet. Bu, şu, yine böyle hem temizlik hem de düzleştirmeye yarayan bir alet. Çok fazla sevdiğim. Çamur da alıyor. Evet, fazla çamur alıyor. Şu biraz daha sertleştikten sonra, daha sert bir kıvamda olduktan sonra böyle hıtır hıtır bir sesle çıkan bir hal oluyor. Evet. O en sevdiğim hal. O öyle bir evet, şey, böyle, duygu veriyor. Evet. O en sevdiğim hal, o tam beni böyle meditatif bir hale de götüren bir hal. Başka mesela tahtalar var. Mesela şu aletin uç kısmı şöyle, hani parmağın giremeyeceği yerlere giriyor. Evet. Bir alet. Ama biliyor musunuz, yine hayattaki gibi gözlemim, her insan, yani her seramikle uğraşan insan aleti farklı kullanıyor. Farklı yerlerde kullanıyor, farklı şekillerde yani kullanıyor. Yani ille bu alet bu işi yapar diye bir kuruşu yok. Hayır. Bir mesela, sürü alet var. Bana rahat gelen alet bir diğerine gelmiyor. Ya da onun hiç uğraşamadığı o alet benim en sevdiğim alet olabiliyor. Ama buradaki gerçek alet sonunda elleriniz, değil mi? Aynen öyle. Sevgili seyirciler, bu kadar şey dinledikten sonra ben de çamura bulaşacağım. Sevgili seyirciler, bu hafta yine bol kitaplı bir hafta geçireceksiniz. Size önereceğim hayli enteresan, hayli ilginç kitaplar var. Nermin Vahit, eski büyükelçi, emekli büyükelçi Menemencioğlu'nun eşi, Boğaz'daki Kırmızı Köşkü yazmış ilk kitabı. Kitabı Fransızca olarak yazmış ancak kitabın üstünde kimin Türkçe'ye çevirdiği yazmıyor. Muhtemelen kendisinin çevirdiğini düşünüyorum. Remzi Kitabevi'nden yayınlanmış Kırmızı Köşk. Kırmızı Köşk Arnavutköy'deki bir köşk fakat artık yok. Ama içinde yaşananlar, olup bitenler hepsi bu kitapta. Bir diğer kitap Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış Italo Calvino'nun kitabı. Türkçe'ye Kemal Atakay çevirmiş. Calvino'nun Denemeleri. Yeni bir sayfa. Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk'un çok beğendiğini söylediği bir yazarın kitabından söz edeceğim. Şavkar Altınel'in kitabı Tepedeki Yabancı, anılarını anlatıyor. İngiltere'deki anılarını anlatıyor Şavkar Altınel. Kitabın adı Tepedeki Yabancı, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış. Yardımcılar. Yeryüzünde güzelliği doyurmak için bağlamamız gereken kişiler. Bildik ya da yabancı. Fırtınaya benzer. Ne beklerler birbirlerinden? Ansızın bir bulut kovar onları. Bir martıyla aynı anda var oldular ya, yeter. Evet, Rene Char'ın seçme şiirleri Semih Firat'ın Türkçesiyle Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış. Şiir severler için ilginç bir kitap.
Kazım Karabekir'in Hayatım adlı anıları, çocukluk anıları Yapı Kredi'den büyük kitap olarak yayınlanmış. Ve pazarlıkların, casusların, yalanların ve gerçeklerin yazdığı Soğuk Savaş, Dilek Cenkçilerin Türkçesiyle Yapı Kredi'den gelmiş karşımıza John Lewis Gaddis'in Soğuk Savaş kitabı. Doktor Mahfi Eğilmez'in Remzi kitaplarından çıkan kitabının üçüncü baskısı yapılmış. Küresel Finans Krizi. Şu son günlerde konuştuğumuz Büyük Krizin kitabını yazmış Mahfi Eğilmez. Kitap hızla üçüncü baskıya gitmiş. Aralık 2008'de yayınlanmış. Ocak'ta, Ocak 2009'da üçüncü baskısını yapmış. Demek ki insanlar romandan, şiirden daha çok ekonomik krizle ilgileniyorlar bu ara. Kitabın şeyi onu gösteriyor, satışı onu gösteriyor. Evin İlyasoğlu'nun Zaman İçinde Müzik adlı büyük kitabı 10 CD'lik müzik arşiviyle birlikte yayınlanmış Remzi Kitabevi'nden. Müzik meraklıları için ilginç bir kitap çünkü başlangıcından günümüze örneklerle Batı müziğinin evrimini veriyor. Ve kitabın 10 CD'lik bir de eki var. O da ilginç olabilir. Dahiler ve Aşkları. Özcan Erdoğan'ın hazırladığı kitap İkaros yayınlarından çıkmış. İçinde hayli ilginç aşklar var. Ben birkaç tanesini sizin için işaretledim burada. Luis Aragon'un aşkları var. Yahya Kemal Beyatlı'nın aşk hikayeleri var. Che Guevara'nın aşk hikayeleri var. Büyük aşık Frida Kahlo'nun aşk hikayeleri var. Onun filmi de vardı biliyorsunuz. Orada da anlatıyorlardı. Jean-Paul Sartre ve Simone de Beauvoir arasında yaşanan aşk var. Simone de Beauvoir bunun kitabını da yazmıştı. Bayağı kalın fakat keyifli bir kitap. Icarus'tan çıkmış. Bu kitabı bir süre sonra programımıza ayrıca alacağız ve ünlülerin aşklarını programımızda da değerlendireceğiz. Resme meraklı olanlar için yine Remzi'den çıkan ilginç bir kitap var. Genişletilmiş yeni basım diyor. İsmail Tunalı'nın Avantgard Resmi, Modern Resim'den Avantgard Resme dediği kitabı. O da Remzi'den yayınlanmış. Bir de Oğlak yayınlarından çıkan bir kitap var. Necdet Sakaoğlu'nun Bu Mülkün Kadın Sultanları kitabı. Benim çok ilgimi çeken bir konu Osmanlı kadınları. Valide sultanlar, hatunlar, hasekiler, kadın efendiler, sultan efendiler diye de bir alt başlığı var. Oğlak yayınlarının bilimsel kitaplarından yayınlanmış. Büyük kalın bir kitap. Fakat her kütüphanede olması gerektiğini düşündüğüm kitaplardan biri. Çünkü Osmanlı'nın iç dünyasını anlatıyor. Bunların dışında size bir süredir yayınlanmakta olan, şu anda elimde 37. sayısı var. Remzi Kitabevi'nin aylık edebiyat gazetesinden söz edeceğim. Kitap gazetesi diye Remzi Kitabevlerinde bedava dağıtılan bir gazete var. Bu gazetede ilginç edebiyat üstüne ilginç yazılar görmeniz mümkün ve yeni kitaplardan haberdar olmanız mümkün. Ocak 2009 sayısında Melisa Gürpınar, "Ben her şeyi şiirle görmek isterim" başlığıyla anlatmış hayatını. Evet sevgili seyirciler, bol kitaplı bir hafta diliyorum. Gelecek hafta başka kitaplarda buluşmak üzere. Thank you.
Karadeniz'e döküleydim. Çarpaydım Kadıköy iskelesine.